Parlak, güneşli, net ve berrak bir sonbahar günü. 8 Aralık 2017. Sonbaharın son demleri. Bizimle beraber sizi Batı Akdeniz doğasının gizli kalmış saklı doğa köşesine, renklerin ve biyoçeşitliliğin krallığına götürüyoruz. Bucak, Sağırın sahası, Köprülü Nehri'nin kalbine hoş geldiniz. Doğa ananın yüksek matematiğinin diliyle çekimlerimizde bizimle beraber yolculuğa çıkın. Sağırın bucak köprü nehri sahasında havalar yavaş yavaş soğumaya ve sonbahar yüzünü çoktan göstermeye başladı bile. Sabah saatlerinde güneş yeni doğarken çoktan sarıya boyanmış ağaçların muhteşem renkleri insanı hayal alemine götürmeye yetiyor. Doğa uykuya dalıp yenilenme sürecine geçmeden önce, güneşin doğuşuyla bizlere görsel bir şölen yaşatmak için hazırlanıyor. Burada doğa hiç kimseye ve hiçbir canlıya ayrıcalık tanımaz. Asla iki yüzlü değildir, kararlıdır, Kararlı yapısının bozulmasına asla izin vermez. En büyük güçtür ve yaratıcıdır. Değişim ve döngü içindedir. Ama matematiksel. Doğanı diyor ki, kararlı yapımla oynarsanız yok olursunuz. Uygarlığınızı yok ederim. Unutmayın, çok sayıda zaman değiştirdim. Bucak Sağırın sahası ve tüm Köprü Nehri havzası. Niteliği bakımından dünya mirası sayılan ve uluslararası öneme sahip olan şöpark konuma getirilmelidir. Şöparklar yeryüzünün oluşumunun öykülerini barındıran milyonlarca yıllık doğa koruma bölgeleri olarak korumaya alınan jeolojik mirasları kapsıyor. Yönetim ve koruma planları kapsamında korumaya alınan jeolojik oluşumlar hem bilimsel çalışmalar için hem de özel ilgi turizmi için tüm dünyada oldukça önemli alanlar olarak biliniyor. Türkiye'de ise birçok önemli jeolojik oluşum, mermer, taş ve mıcır ocakları için göz göre göre yok ediliyor. Sonbaharın son günlerinde fauna sessizdir. Hepsi gizlenmiştir. Kış uykusuna yatan tutun göç edene kadar börtü böceğin izine bile rastlayamadık. Sadece domuzların tüm toprağı eşeleyerek yeni sezona hazırlandıklarına, biz sahaya varmadan önce tamamladıklarına tanık olduk. Yağmur sonrası en lezzetli mantarları toplayacağımızı hayal ediyorduk. O nedenle hızla sahaya vardığımızda domuzlar çoktan bizden önce davranmıştı. İşte doğanın gücü her daim strateji kazanır, domuzlar hep bizden bir adım önde. Fauna görüntülemesi için altyapımızın yetersizliği ve zaman nedeniyle video ve foto kapanlar koyma olanağımız olmadı. Dağların göllerle buluştuğu Batı Akdeniz coğrafyası tahribatla yok edilirken, Antalya-Serik civarındaki Doğal ve en başta yaşam alanı olmak üzere arkeolojik alanlar, tarih, trekking, gezi ve fotoğraf meraklıları için sayısız alternatife sahip bu muhteşem doğanın son çağrısıdır. Sesimi duyun diyor. Coğrafya tarihinde Afrika Mara Nehri'nin bir benzerini bünyesinde barındıran bu doğa sahası geçmiş uzun sürecinde Afrika, Mara'nın vahşi yaşamını barındırıyordu. İnsanoğlunun aç gözlüğü burada tüm vahşi yaşam güzellikleri yok etmiştir. Kızıl Sonbahar dedik bu filmimiz için. Sonbaharda en çarpıcı kızıl ve sarı renkler burada yaşanır. Burası çok sayıda renkli manzarası ve biraz da altın renkli dağ etekleriyle Vahşi bir doğanın habercisi neden olmasın ki? Sonbaharı kızıldır, sarıdır, yer yer kahvenin tonlarına bürünür. Nehrin iğne yapraklılar dışındaki tüm çevresindeki ağaçların yaprakları dökülmeden önce, muhteşem perspektifler sunarak ilk olarak sarıya değil, daha çok kırmızıya ve kızıla dönerler. Sonbaharın en güzel yanı birçok kişi için kuşkusuz doğanın büründüğü inanılmaz renklere tanık olmaktır. Yavaş yavaş sararan, zaman zaman kızıla çalan ve arkadan aldığı ışıkla adeta saydamlaşan yapraklar ve ağaçlar bir iki hafta sonra sunduğu manzaralar ile yüzümüzde kocaman bir gülümsemeye yol açacak. Doğanın olduğu her yerde sonbahar aynı güzellikte yaşansa da bazı yerler var ki bu güzelliği çok daha fazla yaşayabiliyorsunuz. Peki sonbaharın birbirinden güzel renklerini yakalamak için nereye gitmeli? Sonbaharın gelmesiyle doğada adeta renk cümbüşü yaşanırken bu güzel seremoniyi kaçırmak olmaz. Sonbahar geldi. Ağaçların üzerindeki yapraklar mevsimin çeşit çeşit renklerine büründü. Bu da doğa yürüyüşü yapanlar için harika görüntüler oluşturuyor. Bu filmimizde sonbahar ile birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı, doğayı yerden ve havadan görüntüleyerek sizleri tabiatın sunduğu görsel güzelliğe götürüyoruz. Sağırın bucak sahasında ağaçlardan dökülen yaprakların doğanın rengiyle uyumlu bütünlüğünü izleyecek ve doğanın önemini anlayacaksınız. Çamlar her zaman aynı yeşil giysilerini koruyor. Bitki örtüsü ve faunasının zenginliğini sahip havza adeta bir yağlı boya tablo gibi kameralarımıza muhteşem görüntüler sundu. Bölge sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırması sebebiyle bizleri olduğu gibi bu filmi izlerken sizleri de büyüleyecektir. Köprü nehrinin can kattığı saha, sarı, mavi ve yeşilin uyumunu adeta bir tablo güzelliğinde konuklarına sunuyor. Renk cümbüşünün yaşandığı sonbahar renklerini tüm görkemiyle barındırıyor sonbaharın en güzel günlerinin görüldüğü, Batı Akdeniz'de sararan yaprakların oluşturduğu, muhteşem manzaraların bulunduğu havza nefes kesicidir. Türkiye'nin birçok yöresinde etkileyici manzaraların oluştuğu sonbahar mevsiminde, Batı Akdeniz bölgesindeki bucak sığırın sahası sararan yapraklarıyla Birçok ağaç türünün bulunduğu meyve bahçeleri ve ormanlık alanda sonbaharın en güzel günlerinin peyzajını hala sunuyor. Muhteşem tarihi ve doğal güzelliklere sahip Batı Akdeniz bölgesinde doğa severler sonbahar renklerinin oluşturduğu birbirinden güzel manzaraların keyfini çıkarıyor. Sonbahar serin havaların yanı sıra sararan yapraklarla da kendini hissettiriyor. Ağaçlardaki dönüşüm sık ormanların bulunduğu yerlerde muhteşem manzaralar yaratıyor. Sonbaharda Batı Akdeniz'in en etkileyici manzaralarıyla ilgili bu filmimiz aynı zamanda kaynağı ile ilk defa görüntülediğimiz bir derlemedir sonbahar renklerinin en güzel görülebileceği alanlarında rastlanan biyolojik çeşitliliğiyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Kurumuş yaprakların hışırtısı, küçük şelalelerden çağlayan su ve kuş sesleri. insanı dinlendiren bu sesler, ruhunu besleyen bu manzara, burası Sayır'ın bucak sahası köprülü çay havzası. Sık ormanlık alan ve nehir manzaralarında renk cümbüşü var. Ağaçların yaprakları yeşilden sarıya, sarıdan kızıla dönüyor. Sonbaharın tüm renklerini barındırıyor. Kartpostallık manzarayı kaçırmak istemeyenler, bucak sığırın sulak havzasında yürüyüşe çıksın. Ancak insanlığı bekleyen bir sınav var. Kendi kirlettiği ve yok ettiği veya etmeye devam ettiği doğal çevrenin kendisinin felaketi olacağını ne zaman anlayacak? Ani iklim değişimine neden olan doğa yıkımları sonucu doğanın kararlı yapısını bozacağı kesin. Bu durum ani bir felakete yol açabilir. Dünya üzerinde yeni bir zaman gelişebilir. Dinozorlar böyle yok olmadılar mı? İnsanlık kendini oluşacak yeni ve sert iklim değişikliğine veya ani kuraklığa uyarlaması için yeterince zamanı bulabilecek mi? Anadolu başta olmak üzere Antalya'nın Serik ilçesi Bucak Sağır'ın Sulak Havzası'nda yaz bitip sonbaharın hüküm sürdüğü, börtünün böceğin gizlendiği, doğa tahribatı devam ederken Hayatta kalmanın başarı sayıldığı bir dünyadayız. Yaşam savaşında ancak ustalaşmış canlı türlerinin yaşayacağı kesin. Başlangıcı bilinmeyen bir evrim süreci sonunda dünya kıtalarının uğultulu ıssızlığına ve sıfırın altındaki soğuğa mükemmel uyum gösteren insanoğlu ve aynı ortamda yaşamı paylaşan diğer canlılar Burada bir ormana, bir akan büyük nehre en çok hangi renk yakışır? Beyaz, yeşil, sarı, mavi ya da kırmızı. Peki ya tüm bu renkler tek bir ormana, tek bir nehre aitse? İşte bizimle beraber yolculuğa çıktığınız Bucak Sağır'ın Havzası. Uzaktan dağlar mavimsi, ormanın renkleri binbir çeşit, Suyun rengi maviden yeşile, her ne ararsan var. Sahip olduğu güzelliği sonsuz bir döngüde sürdürebilen ender yerlerden bir yer. Yeter ki buraya doğanın kalbine gelin. Burada doğa, ziyaretçilerine her mevsim farklı renklerde bir şölen sunar. Bucak Sayırın sahası, Köprülü Nehri havzasında, güz mevsiminde parlak güneşli havada, şansımız yaver gitti. Aslında şanstan çok doğa ana bizi tanıdığı ve kendisini sevdiğimiz için çekimlerimize güneşe emir vererek ortamı net ve berrak yaparak destek verdi. Bu sayede tüm renkleri kapsayan dağları, ormanları ve akarsuları kameranın kartına objektifimizle topladık. Çekimler için hayal ettiğimiz tüm her şeyin görselini elde etmiş olduk. Farklı evet, yerler. memnun musunuz <laughs> bugünkü etkinlikten? Daha, dur, yeni başlıyoruz yeni ama gerçekten güzeller. Oh. Nefes aldım. Evet, Berna Hanım siz de memnunsunuz. Merhaba, çok memnunum. İyi ki gelmişiz. Ben hep memnunum. <laughs> Bu filmimiz ile Antalya'nın sahip olduğu doğal değerleri tanıtmaya amaç edindik. Doğa Antalya'dır ve doğa tüm Türkiye satıdır. Ama kurumlar sesimizi duymak istemiyor, görüntülerimizi görmek istemiyor. Doğa denilince adeta nefretleri kusuluyor. Bunun kanıtı ise açgözce doğaya verilen zararlardır. Köprülü Milli Parkı'nda, Sağırın sahasında ve uzaklardaki dağlarda görünen heybetli tepelerinde sonbaharın kızıl cümbüşü başlamış. Bucak köyünün karışık ormanları bir yaş daha almıştır. Gökte güneş dans ediyor, yerde ağaçlar, dallar, yapraklar. Bir yanıyor, bir sönüyor. Bu belgeselin güz mevsimindeki ana dili sonbahardır. Bugün bulutlar olmadığından koşar adım geçip gitmesine tanık olmadık. Güneş bizim için renk cümpüşüne dönen güz yapraklarını aydınlatarak, muhteşem doğa seremonisini sundu. Gölgeler uzadıkça uzar, burada herkes güneşten koparabildiğini alır. Sonbahar ormana ve suya çoktan düşmüş, renkler dile gelmiş, orman ve su bizimle dans etmek istiyor. Işık vurunca umutla dolar, Gölge düştüğünde ise insanoğlunun özünü hüzünler. Sağırinde sonbahar bu büyülü ışık oyunlarının yalancısıdır. Bir rengin her tonu bir yaprağın son halidir. Tabiat sarıdan kırmızıdır, sarıdan yer yer kırmızı köprülü nehri havzasıdır. Yeşilden maviye, maviden sarı ve kırmızıya doğru süren bir yolculuktur Antalya doğasında. Sonsuz orman ve akarsu denizinde, sonsuz bir döngüde, işte bu yolculuk doğada renklerin yolculuğudur. Antalya ormanlarında kendi renginizi bu belgeselde bulun. Burada havalar çoktan serinlemiş ve sonbahar renkli yüzünü göstermiştir. Doğa uykuya dalıp yenilenme sürecine geçmeden önce, Bizlere görsel bir şölen yaşatmak için hazırlanmış, sizlere de göstermek için kameramızı bekliyordu. Sonbaharın en güzel yanı, bizim olduğu kadar birçok kişi için kuşkusuz doğanın büründüğü inanılmaz renklere tanık olmaktır. Yavaş yavaş sararan, zaman zaman kızıla çalan yapraklar ve ağaçlar, belli zaman aralığında sunduğu manzaralar ile Yüzümüzde kocaman bir gülümsemeye yol açmak için herkesi davet ediyor. Doğanın olduğu her yerde sonbahar aynı güzellikte yaşansa da bazı yerler var ki bu güzelliği çok daha fazla yaşayabiliyorsunuz. Bizimle yolculuğa çıktığınız saha bu tanıma fazlasıyla uygun. Sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçlarda oluşan renkler, ressamları kıskandıran kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Sonbaharın gelmesiyle doğada dönüşümler başlarken, Antalya doğasının birçok bölgesinde oluşan eşsiz renk cümbüşleri tablo gibi görüntüler sunuyor. Doğadaki yeşil örtü, sonbahar mevsiminin kendisini iyiden iyiye göstermesiyle birlikte sarı, kırmızı, kızı, kahverengi gibi eşsiz renklere bürünmüştür. Doğanın dönüşümünün başlamasının ardından yerlere dökülen yapraklar muhteşem manzaralar sunarken, kış öncesinde adeta toprağa örtü oluyor. Çekimlerini yaptığımız sahada bulunan ağaçlık ve akarsu alanlarda renk cümbüşünün yaşandığı bu günlerde mutlaka görülmeye değer. Burada bir bölümü sararırken bir bölümü de güzel giden havalardan dolayı hala yeşilliğini koruyan ağaçlar, köprülü nehrinin renkleriyle tam uyumla doğaya duyumsuz bir seyir zevki katıyor. Doğayı sarıya ve çoklu renklere büründüren, hafif rüzgarlar estiren, beklenmedik yağmurlarıyla ıslatan, tatlı hüzünlerin mevsimi sonbahar, birçok kişinin en sevdiği mevsim. Biz de bu güzel mevsimin gelişini birbirinden güzel görüntülerle hem kutladık hem de sevmeyenlere sonbaharı sevdirmek istedik. İşte hüznün, renklerin ve huzurun mevsimi, sonbaharın en güzel anları bu filmimizde gelecek nesillere miras bırakıyoruz. Sonbahar aynı zamanda altın renk, değişim ve döngü ile ayrılıklar zamanıdır. Kimisinin yaşamı sona erer, kimi de yeni yaşama merhaba der. Sarı veya altın renkli sonbaharda kimi insanlar için doğanın yavaş yavaş öldüğü bir mevsimdir. Doğa nimetlerinin cahili insanlara göre sonbahar insanının dengesini bozuyor. Aşkçı meşkçi bazı şairlere göre ise sonbahar en güzel aşkların bile sona erdiği mevsimdir. Yüreklerdeki sevgiyi, aşkı, umudu alıp götürür yerine hüzne ayrılığı ve daha ne kadar tuhaf duygu varsa onları getirir kızıl sonbahar. Denir ki kış mevsiminin sert ve soğuk havalarından bile daha acımasızdır sonbahar. Oysa tam tersi sonbahar yorgun bedenin ilkbahara hazırlık terapisidir. Doğanın yeniden uyanışına ön hazırlıktır. Doğa sever insan için sonbahar en güzel mevsimdir. İşte tam zamanlıdır. Konfeti gibi sarı yapraklarda çısırtılı yürüme zamanıdır. Bu yürümeyi en iyi şekilde Antalya doğasında yapabilirsiniz. Çok insan sonbaharı sevmez. Oysa bu sonbahara haksızlıktır. Her mevsimin kendine göre bir güzelliği var. Yeter ki doğa bilincine sahip olunsun sonbaharda doğanın farklı florasına tanıklık etmek muhteşem bir duygudur. Yaşamın bu büyülü döngüsü karşısında saygıyla eğilmek gerekir. Bu sahada yürürken yaşamın döngüleri içinde kendine has güzellikler barındırdığı hemen fark ediliyor. Yaşamı yaşam yapan tüm bunları fark edip tadını çıkarmak temel bilinç olmalıdır. Bu belgeseli izlerken güneşin varlığını bizlere en güzel şekilde hissettirdiği yaz aylarına veda ederken tatlı bir esintiye sahip kızıl sonbahar mevsimine merhaba diyeceksiniz. Köprülü Milli Park sahası Sağırın Havzası'nda mevsimler geçerken tabiat ana boş durmayarak bu değişim sürecine mükemmel bir ahenkle uyum sağlamaktadır. Mevsimler değişir, renkler değişir, renkler değişiminde duygular da değişir. Yeşilin sayısız güzel tonlarıyla birlikte diğer tüm renkler de ona en coşkulu halleriyle uyum sağlar. Devamında yerini sarının, turuncunun ve kırmızının büyüsüne bırakır. Devam etmekte olan bu değişim sürecinde tabiat ana, Yaşayan tüm canlılar gibi bitkilerin de bir yaşam süresi ve döngüsü olduğunu bizlere hatırlatır. Sonbahar mevsimi bu döngünün bittiği bir zaman gibi görünse de aslında yeniden başlamak, tazelenmek için adımların atıldığı bir zaman dilimidir. Hüzünün ve sonların zamanı olduğunu düşünenlerin aksine yeniden doğuş için hazırlanma zamanıdır. İnsan ve canlı yaşamı için elzem fazlalıklardan arınmalı, düzenlemeler yapılmalı, yeni fidanların yerlerini bulmalı, toprağın ve doğanın nefes alması sağlanmalıdır. Hiçbir zaman sonbahar, ömrümüzün son demi değildir. Sadece döngü vardır. Canlılara biçilen yaşamsal program vardır. Ömür programı sona erdiğinde, Sonbahara küsgünlük olamaz. Maziye eğitici ve öğretici çok şeyler bırakmak elsem. Bu filmimiz ile biz de maziye ve gelecek nesillere belki de kısa süre sonra verimsiz bir hese kurban edilecek bu muhteşem güzellikteki doğanın sadece minicik bir bölümünü bırakıyoruz. Sonbahar insanlara sonu anımsatmaz. Doğayı katleden insan farkına varmadan kendi açı sonunu hazırladığı içindir ki bu mevsime olumsuz bakar. Oysa olumsuz düşünceleri bir tarafa bırakıp bahar kısmına odaklanılsa bile doğanın korunumu için çok kazanım olacaktır. Burada dökülen her yaprak ardından çıkacak her bir minik tomurcuğun habercisi değil midir? Her sonbahar bir ilkbahara gebe değil midir? Her son bir bitiş midir? Devamında da başlangıç değil midir? Doğanın matematik dili, savursun götürsün rüzgar yapraklarımızı, kırılsın dökülsün dallarımızın en zayıf budakları, süpürsün etrafımızda kırılan, yıkılan, dökülen yanlarımızı, yeter ki kurtulalım ağırlıklarımızdan, tüm fazlalıklarımızdan diyor. Bu güzel görüntülerimizle diyoruz ki ömrün son veya ilk demi yoktur. Sadece şimdiki zamandaki yaşadığınız tüm güzelliklerin demi vardır. Ne aldığın ne de alacağın nefesleri hesaplamaya kalkma. Doğanın sana biçtiği ömrün bitince bir anda kesilecek soluğun nasılsa ta ciğerlerinin derinliklerine çek alabildiğin kadar her nefesi dalından düşen yaprakları saymayı ve sayıklamayı da bırak. Yeniden çıkacak tomurcuya odaklan. O tohum emeğine, sevgine, varlığına muhtaçtır. Açacak çiçeği düşün. Seni kokusuyla, güzelliğiyle saracak, sarmalayacak, tamamlayacak olan. Doğada yürürken Attığını bırakma, fazla sayıda insanın aynı yerden bir defada geçişine izin verme. Çünkü yeni çıkacak her filiz esilerek yok olacaktır. Burada sonbaharın muhteşem renklerini ve manzaralarını izlerken, sonbahara hüzün denilir mi hiç? Bu muhteşem güzelliklerin kızı sonbaharı yaşam demek, nefes, umut, can demek. Çıkmış can değildir sonbahar. Bir geçiştir bir alemden bir başkasına. Bir döngüdür sonbahar. Yeşilin kırmızıya, kırmızının sarıya, sarının kahverengiye, kahverenginin yeşile döngüsünün türküsüdür. Burada kuşları göremesek de bir göz zamanıdır sonbahar. Kuzeyden güneye, soğuktan sıcağa, katar katar edilen kuşların göçüdür. Azdan çoğa, çoktan aza değişen rüzgardır sonbahar. Savurur, temizler ve sığınma hissi uyandırır. Düşünün ve sorgulayın, doğada boşuna olan bir şey var mı ki? Sizce bir koza değil midir sonbahar? Yoksa bağrında bunca kelebekleri, tomurcukları, cıvıltıları nasıl saklayabilirdi ki? Yine görüntülerimizi konuşturarak diyoruz ki, olağanüstü güzel olan bu bölgenin insanıyız ki, evlerinizden çıkın, basın şu mevsimde kurumuş yapraklara, uzanın ağaçlar altına, izleyin gökyüzünde uçanı, kaçanı ve göç edenleri. Kapayın gözlerinizi ve sadece dinleyin rüzgarı, ağaçları, yaprakları ve sadece dinleyin. Sonbahar ve doğanın renklerindeki değişimi takip edin. Her mevsim ayrı güzelliğin yaşandığı dünyamızda sonbaharın her zaman farklı bir yerinin var olduğunu anlamaya çalışın. Sonbaharla birlikte doğaya katılan yeni renkler ve oluşan muhteşem tablolar seyrinize hazır olduğunu görmeye ve anlamaya çalışın. Bu filmimiz aynı zamanda sizler için Kızıl Sonbahar'ın doğa terapisini sunuyor. Yorgun bedenlerinizi en iyi bu güzel görüntüleri izleyerek rehabilite edeceğinizi garanti ediyoruz. Sonbahar aylarında ormanlardaki patikalarda ve yayla yollarında hareketlenme artsa da dökülen yapraklar kuşlar olmadığından senfoniye katılmıyor. Zengin biyoçeşitlilik sunan bitki örtüsünde Yükselti eğimine bağlı olarak kızılçam, karaçam, saplı sapsız saçlı meşeler, pırnal meşesi, kokar ağaç ve ardıç gibi ağaç türleri ile hayıt, sandal, koca yemiş, koca yemiş funda, çitlenbek, yabani zeytin, akça kesme, mersin, menengiç, boyacı sumağı, muşmula, alıç, dağ muşmulası, böğürtlen yabani gül, defne, tesbih ağacı, kara çalı kördiken gibi maki florasının çalıları bulunuyor. Böylesine benzersiz bir doğa örtüsü çimentosunda kampçılık, yürüyüş, fotoğraf ve tırmanma, vazgeçilmez aktiviteler olmazsa olmazıdır elbet. Saha nehir faunasında tatlı su levreği, tatlı su istakuzu ve sazan var. Hatta yayın bile göz kırpıyor. Köprü nehri soğuktur. Turkuaz yeşili ve mavinin tüm renklerini yansıtır. Soğuk olduğundan yüzmek için pek uygun olmasa da, yazın bunaltıcı sıcaklarda serinletmek için idealdir. Kıyılarında kahve piknik yapabilir, akarsuyun çalıtılı sabahlarının ve suya yansıyan sonbahar renklerinin keyfi çıkarılabilir. Bu sahada henüz el değmemiş güzellik bulunsa da Son demlerini yaşıyor da denebilir. Belki de Türkiye'nin en erdeğmemiş köşelerinden biridir. Dersek şimdilik gerçeklik payı vardır. Bu bakir havza Türkiye'nin ekolojik olarak çok önemli bölgesinden biridir. Bilimsel araştırmaların odak noktası olması gereken sahadır. Dünya mirasına bırakılması için üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Avrupa çapında 210 bölgenin içindedir. Batı Akdeniz'in yaşlı doğal ormanları burada ve el değmemiş ender sahasıdır. Doğal ve yabani kaldığından olağanüstü bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Yaklaşık 4'ü endemik olmak üzere 376 bitki, 4 endemik böcek var. Sonbaharın kızılığında burayı görmek için ideal bir mevsim. Bu olağanüstü benzersiz güzelliği her mevsimde farklı görmek mümkünken, sonbahar kızlığının altın renklerini görmek olağanüstü bir duygu karmaşasıdır. Diyoruz ki siz buraları bir de sonbaharda görün. Bu filmimizi izlerken mutlaka sizde merak uyandıracaktır. Sizler için sarı rengi görmek yetmez. Fotoğraflamanız da lazım. Muhteşem manzaralara tanık olduktan sonra yakın çevrenize sarı rengi git sen de bucak sağırinde köprülü nehrinde gör diyeceksiniz. Bu sahada yaşayacağınız her güzellik sizi farklı duyumların doruğuna çıkarırken egolu şişinmeleriniz haklı sebep olacaktır. Çünkü siz artık ayrıcalıklı ve öğrenmiş bir doğa sever ve doğa koruyucu olmuşsunuzdur artık. Sahada ormanların sararmaya başladığı dönem olan Ekim sonu, Kasım başı özellikle fotoğraf görselliği açısından ilgi çekici olan zaman aralığıdır. Suların ve gökyüzünün muhteşem renk uyumu ise bir başka güzellik. Yaprakları sararan ağaçların nehrin durgun akan sularına yansımasıyla ayrı bir güzelliğe bürünen Köprülü Milli Parkı'nda sonbaharın tüm güzellikleri yaşanıyor. Renk cümbüşünün yaşandığı ormanların sulara yansıması harika görüntüler ortaya çıkarıyor. Oksijen zenginliği ile dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan bu saha sonbaharda sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü sunuyor. Ağaçlarından dökülen altın rengi yaprakları ve berrak suları ile sonbaharda da ziyaretçilerini farklı bir dünyaya götürüyor. Sonbaharda yeşil ve sarının çeşitli tonlarına bürünen Sağırın sahası köprülü nehri havzası, şehrin gürültüsü ve stresinden uzakta, kafa dinlemek isteyenlerin yanı sıra, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da uğrak yeri olabilir. Tüm saha artık birer dijital kartpostaldır. Manzara, panoramalar, fotoğraf tutkunları için doğal bir fon oluşturuyor. Aynı zamanda havzada ağaçlardan çevresine pınarlara dökülen yapraklar görsel bir şölen sunuyor. Kanyon ağzına doğru ilerlerken sonbaharın tüm izlerine rastlarsınız. Sahada bitki örtüsü sarı ve kızıl renklere çoktan bürünmüş. Kış mevsimine doğru renk evrilmesine kaymak üzeredir. Hele çok parlak ve güneşli berrak bir gün seçerseniz, bu filmimizdeki muhteşem görüntüleri mutlaka yakalama şansınız olacaktır. Havza, ormanların arasından akan nehrin gür sesini dinleyerek, 10 kilometrelik bir yürüyüş sonrası kanyon ağzına kadar çeşitli sporlara elverişli yamaçları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin yanı sıra her mevsim büründüğü farklı güzelliklerle insanı büyülüyor. Ormanın yeşilden kızıla dönüşen renkleri eşliğinde sevdiklerinizle birlikte eğlenceli bir hafta sonu geçirmek için rafting seçeneği mutlaka değerlendirilmelidir. Doğanın renk cümbüşü yaşadığı, hele ki rengarenk yaprakların durgun ve debisi güçlü akan sulara yansımasının muhteşem olduğu sonbahar, yürüyüş ve doğa gezintisi yapmak için de harika bir mevsim. Hafta sonu ne yapacağınıza karar veremediyseniz, sonbaharın bu güzelliklerini kaçırmayacağınız bir gezintiyi bizimle mutlaka yapın. Sığırın sahası 1973'te Milli Park ilan edilen köprülü kanyon alanı içindedir. 35.719 hektarlık bir alanı kapsıyor. Milli Park'ın kaynak değerini oluşturan Köprü Bolasan Köyü ile 5 konak arasında meydana getirdiği Yarma Vadi, 14 kilometre uzunluğu ve 100 metreyi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biridir. Kızılçam ve makilik alanları yaygın olmakla birlikte, 400 hektarlık saf akdeniz serisi ormanından oluşan Köprülü Kanyon Milli Parkı, bu botanik özelliği benzersiz nitelikte, alabalıkları ile ünlü Köprü çay aynı zamanda Türkiye'nin en popüler rafting alanı. Yaz aylarında günde 7 bin kişiye rafting imkanı sağlayan bu temiz nehrin suyu kaynağından rahatlıkla içilebilen bir özelliğe sahip. Sağırim ve Bucak sahası kapsamındaki köprü nehri başlangıcı, Isparta'nın güneydoğusunda bulunan Kasımlar beldesinden başlayan köprülü kanyon, Antalya'nın Değirmenözü köyüne dek yaklaşık 25 kilometre boyunca dar vadilerden oluşuyor. Bu kısımda özellikle suyun yükseldiği zamanlarda yürüyerek geçiş zor olmakla birlikte yaz aylarında yürüyerek geçiş yapmak mümkün olabiliyor. Değirmenci köyünden sonra tamamen açık alanda akan nehir daha sonra tekrar dar vadilere giriyor. Bu ikinci kısım köprülü kanyon antik köprüsüne kadar devam ediyor. Yine bu bölümde dik vadiler, zor geçişler ve doğal güzellikler bulunuyor. Doğal güzellikleriyle şahane bir sayfiye yeri olan kanyon, aynı zamanda çok önemli bir turistik merkezdir. Milli Park'ın ana kaynağını oluşturan köprü çayın, Bolasan Köyü ile Beşkorak arasında meydana getirdiği Yarma Vadide, ağaçlarla gölgelenen nehir kenarında günübirlik ve kamp kullanma alanları Milli Park'ın en önemli aktiviteleri. Milli Park'ta ayrıca yaban hayatının belli başlı üyeleri olan geyik, dağ keçisi, ayı, tilki, kurt, tavşan, sansar, porsuk görme fırsatı bulabilirsiniz. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın kıyının gerisindeki dağların güney yamaçları üzerinde yer alması, buranın deniz kıyısına oranla yağış ve sıcaklık açısından farklılık göstermesine neden olmuştur. Bunun da nedenini Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin kıyının gerisindeki dağların yamaçlarına çarpıp yükselmesi, orografik yağışlara neden olması şeklinde açıklayabiliriz. En fazla yağışın ocak ayında, en az yağışın ise temmuz ayında düştüğü, buna paralel olarak aylık ortalama sıcaklığın en düşük değerine ocak ayında, en yüksek değerine ise temmuz ayında ulaştığı görülür. Yağış ve sıcaklık koşullarının bu denli elverişli olması, zengin bir bitki örtüsünün gelişmesine neden olmuştur. Bu zengin bitki örtüsü içerisinde en fazla Akdeniz selvisi, kızılçam, karaçam, sapsız meşe dikkati çeker. Sağır'ın bucak bölümünün dahil olduğu Köprülü Kanyon Milli Parkı sahası antik çağda da yaygın bir yerleşmeye sahne olmuştur. Böylece antik çağdaki bu kalabalık nüfus ormanları çok fazla kullanmıştır. Buna günümüz insanının da Kereste ve yakacak elde etmek için ağaç kesimi, ormanı yok ederek tarım alanı açma çabası ile ormanın içerisinde hayvan beslemeleri de eklenince doğal bitki örtüsü tahrip olmuştur. Böylece doğal dengede giderek bozulmaya başlamıştır. Bütün bunların sonucu ise yüredeki eski yerleşmeleri olan harabeleri olumsuz yönde etkilemekte, deformasyonları kolaylaştırmaktadır. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda doğal güzelliklerin dikkati çekecek ölçüde olması buranın jeolojik yapısı ile de ilgilidir. Yaygın formasyonlar denizel tortullar ve kongleberalardır. Geniş bir yayılım alanına sahip olan kalkerler mesozoik ve orta biyosene aittir. Alp orojenizinin etkisi ile bu sahadaki kıvrım ve faylar oluşmuştur. Yapının kalker olmasının yanında iklim koşullarının da uygunluğu kars topografyasının gelişmesine neden olmuştur. Milli park içerisinde pek çok küçüklü büyüklü karstik kaynaklar, mağaralar, lapyalar bulunuyor. Denize yakın olmasına rağmen saha yüksekliğinin birdenbire arttığı görülür. Nitekim Bozburun Dağı 2505 metre yüksekliğe sahiptir. 300 ila 1000 metre arasındaki yükseklikler burada geniş alanlar kaplamaktadır. Fazla eğimli yerlerin çokluğu doğal manzarayı da etkilemiştir. Yöredeki en önemli jeomorfolojik birim kanyonlardır. Bolasan köyü yakınında geniş bir vadide akan köprü çayı, köyün hemen altında 14 kilometre uzunlukta ve bazı yerlerde 400 metre yükseklikteki duvarlara sahip bir kanyona girer. Tektoniğinde oluşumunda etkili olduğu bu kanyon, konklemara ve daha yaşlı kalker formasyonları içerisinde açılmıştır. Birçok karstik kaynakla beslenen ve yeşilimsi mavi renkteki akarsu, Köprü Çayı Kanyonundan sonra yine geniş bir vadide akmaya devam eder. Yöredeki en büyük kanyon olan Köprüçayı Kanyonu'ndan başka daha küçük ölçülere sahip kanyonlar da vardır. Kalkerler arasında küçük ağızlara sahip mağaralar görülür. Henüz hiçbir speleolojik ve arkeolojik araştırma yapılmayan bu mağaralarda arkeolojik buluntulara rastlanılmaktadır. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda Doğal koşulların insan yaşamı için bu nedenle elverişli olması ona kendisine has beşeri özellikler kazandırmıştır. Arkeolojik çalışmalar henüz tamamlanmamış olmakla beraber burada antik çağdan beri yerleşme olgusunun devam ettiği görülmektedir. Antik eserlerde yapı malzemesi olarak çevreden kolaylıkla temin edilebilen kalker kullanılmıştır. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın çok eğimli bir araziye sahip olması ve kanyonlarla yarılması burada ulaşımı güçleştirmiştir. Sahada gerek floranın gerekse faunanın dağılışında siyasi sınırlar değil, iklim ve yeryüzü şekilleri gibi fiziki faktörler etkili olmuş. Fakat günümüzde insanoğlunun müdahaleleri sonucunda bazı türlerin yaşam alanları tehlike altına girmiştir. Anadolu iklimsel ve topografik özellikleri, konumu ve çok çeşitli ekolojik koşulları kısa aralıklarla taşıması nedeniyle bünyesinde çok çeşitli fauna elemanlarını barındırmaktadır. Örneğin, Serik Ovası'nda Akdeniz ikliminin etkilerinin görülmesi mümkün iken, hemen yakınında bulunan Bozburun Dağı ve platosu aşırı derecede karasal iklime sahiptir. Bu iklimsel çeşitlenme ve topografya da meydana gelen farklılıklarda tür ve alt tür düzeylerinde çeşitlenmelere büyük olanak sağlamıştır. Sahada özellikle kuvveterlerin ilk devri olan Pleistosen'de meydana gelen glasiyal dönemlerde kuzey kökenli canlılara, interglasiyal dönemlerde ise Güney kökenli canlılara ev sahipliği yapması bu çeşitliliği olumlu yönde etkilemiştir. Yerli faunanın yanı sıra misafir türlerin zaman içinde ve özellikle değişik ortamlara farklılaşarak uyum sağlamaları Anadolu topraklarını küçük bir alan içerisinde biyolojik çeşitlilik açısından kıta özelliği gösterecek zenginliğe ulaştırmıştır. Sadece Anadolu'ya has olan endemik hayvanlar, Türkiye'nin bu çeşitlilik arz eden sahaları üzerinde farklı tür ve alt türler ile geniş bir yayılışa ulaşmıştır. Bu türlerden sürüngen faunasına ait olan kertenkeleler sahada ve Anadolu'da yaygın bir yayılış göstererek çeşitli alt türler ile temsil edilir. Özellikle kuşlara ait iki önemli göç yolunun bu coğrafyadan geçmesine karşın Asya, Avrupa ve Afrika arasında doğal bir köprü durumunda olan Türkiye'de endemik kuş türü son derece azdır. Ancak günümüze kadar yapılan çalışmaların ortaya koyduğu verilere göre sadece bir alt türle temsil edilmektedir. Bazı türler ise belirli alanları veya lokal sahaları yetişme ortamı olarak seçmiştir. Bu nedenle Türkiye değişik ekolojik koşullar ve sahip olduğu çok çeşitli ekosistemler nedeniyle farklı kökenlerden gelen türlerin ya da paleoraktik kökenli yerli türlerin burada yetişmesi, bu bölgeye özgü endemik birçok tür ve alt türün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sağırın sahası tatlı su sistemlerinde Arakinitlerin en önemli grubunu oluşturan su keneleri, parlak ve göz alıcı renkleri, değişken morfolojik yapıları ve 0.2 ila 10 mm arasında değişen büyüklükleri ile sucul ekosistemlerin önemli faunal gruplarındandır. Su kenesi türleri, mezosarprobik ortamlardan daha yukarı derecelerdeki kirlenmiş ortamlarda bulunmadıklarından yüksek dağ sularının gösterge türleri olarak da değerlendirilebilir. Su kaynaklarında yapılan her türlü insani müdahalelerden önemli oranda etkilenirler. Ayrıca yüksek dağ suları türleri su kaynakları için gösterge olarak kullanılabilir. Bu türler sadece dar sınırlar içinde yaşarlar. Çoğunlukla sucul flora üzerinde parazitik olarak yaşayan türler, larval evrelerde diğer su omurgasızları ve hatta omurgalılar üzerinde de parazit olarak bulunduklarından biyolojik mücadele aracı olarak da kullanılmaktadırlar. Su keneleri 8 üst familya içinde 50'den fazla familya, 400 üzerinde cins ve yaklaşık 6000 tür barındırmaktadır. Anadolu coğrafyasının yer aldığı Arktik bölge iyi araştırılmış alanlardan biri olup bölgeden bildirilen tür sayısı 1642'dir. Türkiye'de ise bugüne kadar yaklaşık 239 tür tespit edilmiştir. Orta Akdeniz Havzası'nın en önemli akarsularından olan Köprüçay Irmağı, Isparta ile Aksu ilçesi sınırlarında bulunan 1480 metre rakımlı Sorkun Yaylası'ndan doğar ve Antalya ili Serik ilçesinden denize dökülür. Akarsuyun üst havzalarında düşük yoğunluklu olan tarımsal kirlilik kaynakları alt havzalarda artmakta, köprülü kanyon kesiminde özellikle yaz aylarında yoğun turizm etkilerine maruz kalmaktadır. Akarsu üzerinde önemli bir baraj yoktur ve akarsu büyük oranda tarımsal sulama amaçlı kullanılmaktadır. Türkiye'nin en önemli karstik bölgelerinden birinde yer alan ve Batı Akdeniz bölgesinin önemli akarsularından biri olan Köprüçay Irmağı ve kollarında yayılış gösteren su kenesi faunasının sucul ortamı su kaynakları basik özellikte orta sert, sert su karakteristiğinde ve İyi derecede çözünmüş oksijen içeriğine sahiptir. Sahada 18 familyaya ait 71 tür belirlenmiştir. Su kenelerinin organik kirliliğe toleransları tür seviyesinde değişmekle birlikte köprü çayda genelde orta derecede kirliliğe hoşgörüsü olan familyalarına ait türlerin yaygın olarak bulundukları belirlenmiştir. Nispeten kısa mesafeli bir akarsu olan Köprüçay'da tespit edilen su akarı faunası 71 tür ile oldukça zengindir. Bu zenginlik Türkiye'den kaydedilen 239 tür ile karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Zira Türkiye faunasının yaklaşık 1 bölü 3'ü köprü çay ve köprü ile bağlantılı su kaynaklarında yayılış göstermektedir. Sağırın bıçak sahası da dahil olmak üzere tüm Köprü Nehri havzasında biyo kaçakçılık yapılmaktadır. Yani doğadan yabani canlıların ve onlara ait parçaların yetkili makamların izni olmadan toplanması ve yurt dışına çıkartılması biyo kaçakçılık veya diğer adıyla biyo korsanlık olarak adlandırılmaktadır. Türkiye sahip olduğu Zengin biyolojik çeşitlilik değeri, bilimsel araştırma, koleksiyon ve en nihayetinde ticari amaçlar adına birçok yabancı için çekici hale gelmektedir. Bu sebeple tür sayısı ve bu türlere ait bireylere ilişkin kayıplar her geçen gün artmakta, biyolojik ülke çeşitliliğini bu tehdide karşı korumak giderek daha da önemli hale gelmektedir. Biyolojik çeşitliliğin ekonomik önemi bu konuda yapılan bilimsel araştırmaları özendirmiş, bu araştırmaların insanların geleceğinin güvence altına alınmasında büyük bir paya sahip olacağı ileri sürülmeye başlanmıştır. Türkiye'nin sahip olduğu kaynak değerlerde bu doğrultuda yabancı araştırmacılar için bir çekim merkezi, geniş bir malzeme deposu olma özelliğindedir. Biyo kaçakçılık açısından biyolojik çeşitliliğin önemi yadsınamaz. Biyolojik çeşitlilik dünyadaki her ülke için canlı doğal kaynak zenginliği olduğundan ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülke ekonomisi kaçınılmaz olarak doğal kaynaklara dayanmaktadır. İnsanlığın geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve değerlendirilmesine bağlıdır. Türkiye'de biyolojik çeşitlilik, özellikle tür çeşitliliği ve genetik çeşitlilik bazında istismar edilmekte, dolayısıyla ekosistemler de tahrip olmaktadır. Ülke biyoçeşitliliği eşsiz bir değere sahip olduğundan, çeşitli yabani bitki ve hayvan türleri farklı amaçlarla yurt dışına kaçırılarak maddi çıkarlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Özellikle tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, gıda, endüstri, peyzaj, tıp ve eza sektörleri için yabani canlılar ve onların genetik kaynakları ham madde niteliğindedir. Soğanlı bitkilerin bazı yılan ve böcek türlerinin yapılarında bulunan etken maddeler için yurt dışına izinsiz çıkarıldığı, hatta bu maddelerin çalışmaların yapıldığı ülkeler tarafından Patetlendiği bilinmektedir. Örneğin Türkiye'de safran bolu dar bir alanda yayılış gösteren safran, 150'den fazla uçucu ve aroma taşıyan bileşik içermektedir. Bu nedenle kurutularak özellikle gıda boyası ve tat verici olarak kullanılmaktadır. Safran ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatıdır. Anadolu buğdayın anavatanıdır. İnsan beslenmesinde temel gıdaların başında gelen buğdayın yabani akrabaları hastalıklara, kuraklığa ve tuzluluğa direnç genleri taşıdığından yabancı araştırmacıların ilgi odağıdır. Bu kişiler ya da firmalar yabani buğdaylardan hastalıklara direnç genlerini belirleyip izole ederek çeşitli kültür formlarına aktarmak yoluyla geliştirdikleri çeşitlerden milyonlarca dolar gelir elde etmektedirler. Estetik ve kültürel olarak biyolojik çeşitlilik ise insanlara ilham kaynağı olması, insan kültürüne renk ve çeşni katması, bireylerin hayal güçlerini artırması, halı kilim desenleri Türküler ve eşsiz güzelliği ile doğal çevre açısından önemlidir. Ekolojik olarak ele alındığında, biyolojik çeşitlilik, tozlaşma, biyolojik ayrıştırma, toprak verimliliği, oksijen, karbondioksit düzeni, iklim düzenleme, su düzeni, suları filtreleme ve temizleme, biyolojik iyileştirme açısından önem taşımaktadır her ne kadar yapılan her türlü kaçakçılık maddi çıkarlar elde etmek amacıyla yapılıyor olsa da bunun biyolojik çeşitliliğin ekolojik, estetik ve kültürel önemi üzerinde yatsınamayacak derecede doğrudan ve dolaylı zararları vardır. Örneğin kelebeklerin doğadan toplanması, çiçeklerin polenlerinin taşınmamasına, böylece bitkilerin tohum verememesine ve çoğalamamasına sebep olmaktadır. Bitkilerin çoğalamaması bitkilerle beslenen veya barınması ve üremesi bitkilere bağımlı olan diğer türlerin yaşamını tehlikeye atarken aynı zamanda geçimi canlı doğal kaynaklara bağlı olan insanların da yaşam şartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu şahıslar özellikle Kardelen, lale, salep, safran ve orkide gibi bitkilerin soğanlarını kutular içerisinde, çeşitli bitkilere ait kök ve tohum örneklerini poşet ve zarflar içerisinde ya da presleyerek hayvanlardan ise özellikle kelebek, böcek, salyangoz, yılan, kurbağa, kertenkele gibi canlıları tüp veya şişe içinde veya bez torbalarda kaçırabilmektedirler. Biyo kaçakçılığın 5 N'si; ne, neden, nereden, nereye, nasıl şeklinde sorudur. Türkiye'ye doğadan izinsiz bitki ve hayvan örnekleri toplamak üzere gelen yabancılar kültür turizm, iş ya da bilimsel amaçlı toplantılara katılım gibi başka faaliyetlerle asıl amaçlarını gizlemekte ve elde ettikleri örnekleri çeşitli şekillerde yurt dışına kaçırmaktadırlar. Ayrıca canlı ve canlı gruplarına ait doku ve doku parçalarından boynuz, diş, tırnak, tüy, kıl, yumurta, dışkı, meyve, tohum, kök, yaprak, çiçek de aynı şekilde kaçırılabilmekte ve buna ilaveten sıvı materyaller, kan, zehir, DNA izolatı gibi tüp içine konarak yurt dışına çıkarılabilmektedir. Bu canlı örneklerin yurt dışına çıkarılmasında doğrudan yolcu valizleri kullanılabildiği gibi yolcu üzerinde cepler, asılı torbalar şeklinde düzenekler veya oyuncak ya da kitap içlerine saklamak gibi çok daha farklı alternatif yöntemlere başvurulduğu olabilir. Biyo kaçakçılığın sebep olduğu biyolojik çeşitlilik tahribatı, doğadan canlıların toplanması ile birey sayısında azalma, popülasyon sayısında azalma, tür kaybı ekosistem dengesinin bozulması, ekosistemin diğer bileşenlerinin etkilenmesi, ekosistem tahribatı, biyolojik çeşitliliğin kaybı hızlı olmaktadır. Türkiye'den en çok kaçırılan canlılar Böcekler, kelebekler, bitkiler, kuşlar, sürüngenlerden yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi. Ayrıca çift yaşamlılar, kurbağa, yumuşakçalar, salyangoz. Geçmişten beri bazı canlıların kendileri, parçaları olan boynuz, tüy, tırnak, diş, yumru veya türevleri, deri, zehir, uçucu yağlar gibi endüstriyel kullanım, pet olan ev hayvanı veya koleksiyon gibi amaçlarla doğrudan ticarete konu olmuştur. Günümüzde ise gelişen moleküler biyoloji teknikleri canlıların kendilerinden ya da parçalarından ürün veya hizmet elde edilmesine imkan tanımıştır. Böylece yabani canlılar ve onların sahip olduğu genetik kaynaklar tıp, endüstri, madencilik, çevre, balıkçılık ormancılık, hayvancılık, tarım gibi çeşitli sektörler için ham madde haline gelmiştir. Bitkilerin ilaç, gıda, kozmetik sanayinde ve süs bitkisi olarak kullanılmak üzere doğrudan ticareti yapıldığı gibi, yeni tarım çeşitleri ilaç veya başka bir sanayi ürünü geliştirmek amacıyla araştırma materyali veya Genetik kaynak olarak da bitkiler kullanılmaktadır. Böcekler sıcak, soğuk, radyasyon gibi ekstrem koşullara direnç, antibiyotik direnci olan yeni nesil antibiyotiklerin geliştirilmesinde olduğu gibi bazı özellikleri ile birçok farklı sektörde kullanım alanı bulmaktadır. Ayrıca Karmin maddesinden dolayı renklendirici olarak kozmetik, ilaç, gıda, sanayi ve boyacılıkta da kullanılmaktadırlar. Kelebekler genel olarak koleksiyonculara satılmak üzere ticari amaçla kaçırılmaktadır. Sürüngenler, yılan, kertenkele, keler türleri tıp, kozmetik, tekstil gibi pek çok sanayi dalında kullanılmaktadır. Bu türler sihirleri, derileri ve yumurtaları için kaçırılmaktadır. Çift yaşamlılar, kurbağa, semender ve yumuşakçalar, salyangoz, gıda, süs eşyası, kozmetik, ilaç amaçlı ve pet ev hayvanı olarak ticari kullanımı olan canlılardır. Kuşlar ve özellikle gündüz yırtıcıları koleksiyon, bilimsel çalışmalar ve ticaret kapsamında kaçırılmaktadır. Muhteşem raftik alanları ve çağlayanlara sahip köprülü kanyon sahası birçok doğal kaynaktan beslenmektedir. Yerden ve kayalıklardan oluk oluk çıkan su kaynaklarının kenarında olağanüstü doğa oluşumları, karstik topografya şekillerinden labyalar, adam kayalar bulunmakta olup bu şekillere göre de şeytan kayaları adı verilmiştir kalker gibi dirençli ve çatlaklı taşlar içinde akarsuyun derinlemesine aşındırmasıyla oluşmuş, vadinin yamaç eğilimleri çok dik olup 90 dereceyi bulur. Tam bir kanyon vadi şeklindedir. Kil, kum taşı, konklemera ve kalker kayaçlarından meydana gelen jeolojik yapısı karstik yer şekillerinin oluşmasına imkan sağlamaktadır. Milli Park'ın Ana kaynağını oluşturan Köprü Irmağının Bolasan Köyü ile 5 Konak arasında meydana getirdiği yarma vadi 14 kilometre uzunluğu ve 100 metreye aşan duvarlarıyla ülkemizin en uzun kanyonudur. At katmanlarda eriyebilen kireç taşını koruyan sert konklemera şapkaları yardımıyla oluşuyor. Köprü çayının aktığı kanyon ise Anadolu'da benzerleri içinde en etkileyici olanlardan biri. Çok sayıda pınarın çaya karıştığı kanyonun gibi yer yer neredeyse güneş ışığı almıyor. Akdeniz bölgesinde Antalya ile Manavgat ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Milli Parka Antalya-Manavgat Karayolu'nun 49. kilometresinden ayrılan asfalt bir yol ile gidilir. Bu yol Akdeniz sahillerinden ayrılıp Taşağıl'dan geçerek Beşkonağa ulaşır. Milli Park'ın rekreasyonel dokusunu köprü ırmağı teşkil eder. Bu ırmağın değişken karakteri rafting sporu için ideal alanı yaratır. Ağaçlarla gölgelenen nehir kenarında günübirlik ve kamp kullanma alanları Milli Park'ın en önemli aktivitelerini teşkil eder. Milli Park'ta vadi tabanlarından dağların çıplak doruklarına doğru çam, servis, sedir ve çok sayıda yapraklı ağaç türlerinden meydana gelen bitki örtüsü zengin maki topluluğu ile desteklenmektedir. 400 hektarlık saf Akdeniz servisi ormanı Milli Park'ın flora özelliklerinin en önemli ve en belirgin olanıdır. Milli Park'ın Yaban hayatı listesi oldukça geniş olmasına rağmen usulsüz avlanmalar sonucunda türler azalmıştır. Yaban hayatının belli başlı üyeleri geyik, dağ keçisi, ayı, tilki, kurt, tavşan, sansar ve porsuktur. Köprü ırmığı ve kollarında bol miktarda alabalık bulunmaktadır. Milli Park tabii güzellikleri kadar zengin kültürel kaynağı da sahiptir. Milattan önce 5. yüzyılda kurulmuş Antik Selge şehrinin tiyatrosu, agorası, Zeus ve Artemis tapınakları, sarnıçları, su kemeri, köprü ırmağı ve koca çay üzerinde bulunan oluk ve büğrüm köprüleri ile Selge'yi Panfilya'ya sahil şehirlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi yolu şehrin kalıntılarının en çarpıcı örnekleridir. Sahada Selke Antik Şehri görülebilir. Renkli, hareketli ve çeşitli peyzaj örneklerinin bir arada bulunduğu köprü ırmağı da diğer görülmesi gereken yerlerdendir. Özel şahıslara ait yeme içme ihtiyacını karşılayacak tesisler ziyaretçilere hizmet vermektedir. Konaklama imkanı ziyaretçilerin basit kamp yapmalarıyla sınırlıdır. Ancak Beşkonak ve Karabük köyünde bulunan bungalovlarda kalınabilir. Fakat yatak sayısı yetersizliği dolayısıyla Manavgat, Side ve Belek gibi çevredeki turizm merkezlerinde kalmak mümkündür. Bir bölümü Antalya'nın doğusundaki Manavgat, bir bölümü Serik ilçeleri sınırları içinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı yaklaşık 40 bin hektar genişliğindedir. Köprülü Kanyon Milli Parkı adını, Köprü Çay Irmağı üzerindeki Roma çağında inşa edilen bugünkü adıyla Oluk Köprü'den alır. Oluk Köprü'nün güneybatısında batısında kuzeybatıdan kuzey kavuşan Gökçe Su'nun içinden akarak gelen ve olağanüstü güzellikteki kanyon üzerinde yer alan Büyürüm Köprü de Roma çağı eseridir. Oluk Köprü'nün yaklaşık 15 kilometre kuzeyindeki Ünlü Selge Antik Kenti ve yaşamlarını bozulmamış çevre içinde sürdüren, yüreğe özgü bitki ve hayvan varlığı, köprülü kanyonu tatil yapmak için bölgeye gelen, çok sayıda insanın görmeden gelemediği yerler arasında ön sırada tutar. Köprü Çay Irmağı'nın orta mecrası, Türkiye'nin en önemli rafting merkezlerinden biri olan Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yayıldığı oldukça geniş coğrafya içinde çok sayıda köy boyutunda dağ yerleşmesi yer almaktadır. Ziyaretçiler olağanüstü bir doğa içinde spor ve dinlenmenin yanında kırsal yaşamı tanıma fırsatını da elde etmektedir. Milli Park'ta Kızılçam ve Makilik alanlar yaygın olmakla birlikte 400 hektarlık Saf Akdeniz serisi ormanı benzersiz bir botanik özelliktir. Alabalıkları ile ünlü Köprü Çay aynı zamanda ülkemizin en popüler rafting alanıdır. Milli Park'ın yukarı bölgesinde Antik Selge Şehri kalıntıları bulunmaktadır. Köprülü Kanyon Milli Parkı, rakım farkları ve yerel iklim yelpazesi içinde birbiriyle ilişkili çok çeşitli doğal ekosistemlere sahip olmasından dolayı özel öneme sahip bir alandır. Alanda yapılan çalışmalar sırasında 390 takım ve 94 familyadan 950 takson tanımlanmıştır. 230'u Türkiye endemi olan bu taksonlardan 12 tanesi bölge endemiğidir. Biriyofit florası özellikle zengindir. 14 familya ve 44 türü temsil eden 90 yosun taksonu kaydedilmiştir. Bunlardan 55'i yeni kayıttır. Bu yosunlardan yeni bir tür Porella pinnata ise Türkiye'de bulunan ilk kızıl yaprak sınıfı türüdür. Koruma öncelikleri olarak tanımlanan saf serve ormanı Milli Park'ın en önemli doğal kaynak değeridir. Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki yaklaşık 400 hektarlık doğal serve ormanı bir zamanlar geniş yayılış gösterdiği tüm Akdeniz bölgesinin en büyük doğal serbe ormanıdır. Yaşlı ibreli ormanlar, makiler, sedir ve toroz kökları ile karışık olan yaşlı karaçam ormanları doğal yapılarıyla büyük ekolojik öneme sahiptir. Zengin ve çeşitli bitki örtüsü, 230'u endemik olan 950 civarında takson ile Köprülü Kanyon Milli Parkı Bitki örtüsü dikkat çekici bir zenginlik ve çeşitlilik sunmaktadır. Köprülü Kanyon, Milli Parkı ekosistem ve habitat çeşitliliğinden kaynaklanan zengin bir faunaya sahiptir. Fauna elemanlarına örnek olarak yaban keçisi, kızıl akbaba, köprü çay ırmağında yaşayan kırmızı benekli alabalık ve Türkiye endemi olan kuşlardan Anadolu sıvıcısını sayabiliriz yapılan sağ araştırmaları, yayınlar ve yöre halkıyla yapılan görüşmelere dayalı olarak alanda toplam 32 tür kaydedilmiştir. Bunların 10 tanesi yok olma bağlamında tehlike kategorisinde yer almaktadır. Nesli yok olma tehlikesi olan zarar görebilir. Kategorisine alınmış olan Bezeor keçisi, Bozburun Dağı eteklerinde Büyük Kanyon ve Sanlı Deresi mevkii ve sarp alanlarda görülür. Milli Park alanında yapılan araştırmalar ve literatür verilerine göre alanda 21 sürüngen türü yaşamaktadır. Bunlardan mahmuz bacaklı kaplumbağa da zarar görebilir. Kategorisinde yer almaktadır. Milli Park alanında 7 balık türü belirlenmiştir. Yerel alabalık türü kırmızı benekli alabalıktır. Alanda yaşayan halkın kendine özgü bir kültürü vardır. Bu insanlar modern dünya ile temas içinde olmalarına rağmen geleneklerini de sürdürmektedirler. Hayvancılıkla birlikte yaylacılık, hayat tarzı gelişmiştir. Yüreğe özgü taş malzeme kullanılan mimari de önemli kültürel değerdir park alanı içindeki Bozburun Dağı, Selgi Antik Kenti, Doğa Servi Ormanı, Köprü Çayı Irmağı, Şeolojik Oluşumlar, Kanyonlar ve Lapyalar, Kokurdanlık Alanlar ve Adam Kayaları ile Doğal Yaşlı Ormanlar alanın temel peyzaj öğeleridir. Çok sayıda tarihi alanı ve anıtı içeren Köprülü Kanyon Milli Parkı, arkeolojik ve tarihi açıdan da oldukça önemli bir yerdir. Köprülü kanyonda başta rafting olmak üzere doğa yürüyüşleri, dağcılık ve doğa gözlemleri, köy hayatı yaşamak, kamping, geleneksel yaşam tarzını görmek ve kültürleri incelemek gibi faaliyetler yapılabilmektedir. Sizler bu muhteşem doğa köşesini izlerken ekolojik kökenli sorunların kaynağının insan olduğunu, ancak yine ekolojik yaklaşımlarla çözülebileceği açıktır tezini mutlaka destekleyeceksiniz. Bu nedenle doğa ve insan arasındaki ilişkilerin iyice incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda insan ekolojisi ön plana çıkmaktadır. İnsan ekolojisinde birey ve sosyal ekoloji, antropolojik ve sosyolojik ekoloji gibi alt grupları ayırmak yerinde olacaktır. Bu alt dallar insanın çevresiyle olan ilişkilerini sosyal ve kültürel açıdan ele alır. Bu ilişkiler insanın doğaya olan bakış açısını dizayn etmesi bakımından önemlidir. Zira bu sorunların kaynağı olan insan, çözüm noktasında adımları atacak olan da yine insandır. Ancak günümüzde doğal ekosistemlerdeki bozulmanın nedenleri ve çözüm yolları bilinmesine rağmen, gerekli adımlar zamanında atılamamaktadır. İnsanoğlu sürdürülebilir ekolojik çözümleri hayata geçirmekte, ayak diretmektedir. Burada problem insanın ta kendisindedir. Asıl tehlikeli olan dünyadaki aktif değişimlere ve gelişmelere paralel olarak ekolojik planlamayı ve uygulamayı yapamayan insanın kendisine yabancılaşması problemidir. Bu ekolojik sorunların temelinde insanın ekosistem içerisindeki görevini ve amacını unutmasıdır. Öncelikle bu sorunsalın tespiti ve daha sonra bunun aşılması gerekmektedir. Bütün bunlar dünyadaki tıkanıklığın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda yapacağımız planlardan önce toplumu aktif, sürdürülebilir ekolojik bir çevre ahlakıyla donatmalı ve doğal kaynaklarımızı bu perspektifle planlamalıyız. Çünkü bu süreçlerin yönetimi ve sorumluluğunda yine merkezde olan insandır. Bu filmimiz doğanın korunmasında insan oğlunu harekete geçirmek için para ekolojik önlemler alınmasını sağlamak ve eko farkındalık yaratmak amacıyla insanlığa sunulmuştur küresel iklim değişikliği gibi yıkıcı etkilere insanın neden olduğu çevre problemlerinde çözüm sürecinin odağında yine insanın olacağı düşünülürse insanı devreden çıkaran çözümlerin başarısız olacağı kesindir. Eğer insan ekolojik sorunların çözümü konusunda gerekli adımı atmıyorsa burada asıl sorun insandadır. İnsan Rehabilit edildiğinde sorunlar kaynağında çözümlenmiş olacaktır. Bu süreçte sorunun adı insanın kendisine yabancılaşma sorunudur. Burada ekoloji açısından yabancılaşma, insanın ekosistem içerisindeki rolünü tam anlamıyla yerine getirememesi ve amacını unutmasıdır. Sınırlı kaynakları olan bir dünyanın nimetlerini paylaşan insan sayısı arttıkça Ortaya çıkan ekolojik sorunların basit önlem ve yöntemlerle çözülme olasılığı yoktur. O nedenle ortak geleceğimiz ekolojik ilkelere dayalı bir ekonomik sistemin geliştirilip uygulanması gerekliliği ortadadır. Ancak bu ilkeleri geliştirecek ve uygulayacak olan insanın para ekolojik açıdan eğitilerek motivasyon kazandırılması alışılagelmiş yaşam tarzında değişikliklere neden olacaktır. Böylelikle bu bilince sahip insan, yaşamını kolaylaştıracak teknolojilerinde çevreci olmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde yeryüzünün dinamik halde tutan ekolojik döngüleri, üzerlerindeki aşırı baskı nedeniyle görev yapamaz duruma geleceklerdir. Bu ise yaşam kaynaklarının tükenmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda günde en az 17 bin defa nefes alıp vermek zorunda olan, en az 2-3 litre temiz su tüketen ve devamlı besine bağımlı olan insanın önünde 3 yol vardır. Kirletecek başka yaşam alanları keşfetmek, su, besin gibi doğal kaynak savaşları sonucu yok olmak, gerekli önlemleri alarak yaşamın devamını sağlamaya çalışmak, bu konuda alınabilecek önlemleri çeşitlendirmek çok daha mümkündür. Ancak temelde bazı kronik sorunların çözümü ile işe başlanabilir. Bu sorunlar temelde nüfus artışının dengelenmesi, doğal kaynakların tahrip edildiği bölgelerde ekolojik dengenin kurulması, bireysel karbon salınımı ve doğal kaynak kullanımının vergiye tabi olması, çevreci teknolojilerden alınan vergilerin düşürülmesi, insanı amaçsızlaştıran ve robotlaştıran yabancılaşma problemi ile mücadele edilmesi, doğa ve insan ilişkilerinde para ekolojik yaklaşımların eğitim sürecinde sürekli işlenmesi, her ülkenin uymak zorunda olduğu küresel ekolojik yönetim sistemlerinin geliştirilmesi. Bu filmimiz doğanın korunması açısından önemli misyona sahiptir. Çünkü insanların gereksinimlerinin değişen ve gelişen teknoloji ile sürekli farklılaşması ve artması, sınırlı doğal kaynaklar üzerinde aşırı baskının oluşmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda dünyada bitki örtüsü zonlarında meydana gelen degradasyon ve yok oluş nedeni ile dönüşüm süreci başlamıştır. Özellikle sanayileşme ile beraber bu süreç hızlanarak devam etmektedir. Ekoloji biliminin nihai amaçlarından birisi de canlılar için kaliteli yaşam ortamlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan insan ise yine bu sorunlarında merkezinde yer almaktadır. Akdeniz Bölgesini baştan başa kaplayan toros dağları, sahanın topografik ve jeolojik yapısı ile iklimsel özellikleri, bu tür çeşitliliğinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ili ve çevresi de bitki türü çeşitliliği bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Endemik bitki türü sayısı açısından ülkemiz genelinde ilk sırada gelmektedir son yüzyıldır özellikle endüstri devriminin hemen ardından başlayan yoğun sanayileşme süreci, kentleşme ve nüfus yoğunluklarının artması, doğanın ve doğal yaşamın hızla bozulmasına yol açmıştır. Yeryüzünde yaşayan birçok canlı türü doğal ortamlarından kopartıldıkları için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ekolojik denge çeşitli kimyasal sanayi atıklarıyla giderek bozulmuş ve hala da bozulmaya devam etmektedir. Belki de 100 yıl sonra bu tehlikeli süreç dünyadaki her şeyle birlikte insanoğlunun da sonunu getirecektir. Bu yüzden bu sorun tek tek ülkelerin değil, bütün ülkelerin, en başta da sanayileşmiş ülkelerin bir sorunu olarak karşımızda durmaktadır doğaya, doğa süreçler ve dengeler göz önüne alınmaksızın yapılan müdahaleler ve yararlanma uygulamaları doğanın tahrip olmasına, doğal dengelerin bozulmasına ve yıkımlara neden olacaktır ve olmaktadır da. Bu bilinçsiz ve sömürü amaçlı yararlanma doğada kaos yaratacak, giderek artan sayıda canlı türünün yok olmasına ve kütlesel kırımlara neden olan Beklenmedik doğal olaylara zemin hazırlayacaktır. İnsan türünün bu yok oluş sürecinden kendini kurtarabilmesi için doğaya bakışını kökten değiştirmesi gerekmektedir. İnsanı sömürmeyen bir sistem, insanın doğal ve asli bir parçası olduğu doğayı da sömürmeyecektir. Doğa, kendisinden hoyratça alınanı her daim geri alma gücündedir. Antalya ili ve çevresinde bitki çeşitliliğinin belirlenmesi amacıyla bugüne kadar çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda deniz seviyesinden 0 ila 2500 metre yüksekliğe kadar olan bölgede yayılış gösteren bitki türlerinin tamamına yakını tespit edilmiştir. Geçişini yaptığımız Hacı Sekiler Kanyonu Antalya'ya 25 kilometre uzaklıkta olup çok zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Akdeniz bölgesinin tipik bitki örtüsü olan maki formasyonları, sahil kesiminde kıyı kumul bitkileri, tahtalı dağı eteklerinde kızılçam orman kuşağı ve yerleşim yerlerinin yakınında kültür bitkileri yer almaktadır. Bununla birlikte bu bölgelerde dünyanın başka hiçbir yerinde yayılış göstermeyen, Sadece ülkemize özgü olan, endemik bitkiler olan dağ nergisleri, kantaronotu, kekik, nane, biberiye, şalban otları bir bölüm olarak sıralayabiliriz. Bu filmimizi detaylı olarak sunmamızın amacı, insanlığın doğa ile ilişkisinde başarısızlığını vurgulamak, günümüzde karşı karşıya kaldığımız doğa tahribatları Çevre sorunları göz önünde tutulduğunda gerçekten de doğayla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmemizi gerekli kılmaktadır.